Teyze dedi. Anladım. Güzel. Ha. Bak şimdi. Hı. Aferin. Çalışın bakalım. Bugün ne oldu? Bilmiyor musun? Bağda olanları soruyorum. Bir sürü şey. Öpüştünüz mü? Ne? Öpüştünüz mü diyorum yani Seyit'le. Kızım sen deli misin? İkimiz dünyanın dayağını yedik, sen kalkmış. Ya ne var bunda bozulacak? Öpüştünüz mü öpüşmediniz mi onu söyle. Yeter. Cemo. Konuşalım mı? Oturabilir miyim? Kız arkadaşın var mı Cemo? Hiç oldu mu? Yani üniversitede okurken falan. İzmirli bir kız vardı. Ne oldu? Okul bitti. Döneceğim dedi. Ama dönmedi. Nişanlanmış. Hiç el ele tutuşmuş muydunuz? Ona sarıldın mı? Cevap versene Cemo. Bunlar hiç olmadı mı aranızda? Oldu değil mi? Hı-hı. Hangisi yanlıştı? Ya yaşadıkları mı yoksa kızın çekip gitmesi mi? O kızın sevgisini istemez miydin? Yüzüme bak. İstemez miydin? İsterdin. Hem de öyle isterdin ki. Söylesene Cemo. Ya kendin için istediğin sevgiyi kardeşine niye çok gördün? Sen cesur bir delikanlısın. Cesaretten de iyi anlarsın. İdeal de Seyit de çok cesur. Onlarınki gerçek cesaret. Ya seviyorsan sevgini bütün dünyaya haykırırsın. Gerisi de boş. Hayır, yat. Korkma. Sakın korkma. Ben geçerken kapını vurdum. Ses gelmeyince ben sana bakmak istedim. Ama korkutmak istemedim İdil. Korktun benden biliyorum. Ama ben de öyle çok korktum ki. Seni bugün öyle görünce sana tokat atmam, o çocuğa saldırmam. Hepsi korkumdan. İdil ben... Seni kaybettiğimi düşündüm. Tamam dedim. Önce babam, şimdi de ideal. Sonra içimdeki o öfke. Anlıyor musun beni? Beni anlıyor musun? Keşke anlasan ideal. Deliler gibi korktuğumu bir anlasan. Kimler gelmiş efendim, kimler? Maşallah, şöyle maşallah. İstanbullu hanımefendi de burada. Sefer beni.
Gurbet yerim.